Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir inceleme ile karşınızdayız. Biliyorsunuz son dönemde donanım incelemelerini de ön plana çıkartmaya başladık. Bu kapsamda bugün de bir RAM inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Biliyorsunuz arkadaşlar, son dönemde özellikle oyuncu bilgisayarları söz konusu olduğunda böyle RGB aydınlatmaları RAM'ler bir aylık popüler olmuş durumda. Neden? Çünkü artık yeni nesil kasalar camlı bir şekilde dizayn ediliyor ve kasanın içerisine baktığınız zaman donanımı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada da göze hoş gelebilecek ekipmanlar, donanımlar almak oyun severler için böyle bir hobi haline gelmiş durumda diyebiliriz. Yeni nesil kasalarda biliyorsunuz eskilerinde böyle kablolar vesaire hep ortadaydı. Güç kaynağı direkt yukarıya takılıyordu hatta pek çok kasada. Oradan anakarta gidiyordu vesaire. Çok hoş bir görüntü olmuyordu. Fakat yeni nesil kasalarda arkadaşlar alt tarafa güç kaynağı yerleştiriliyor. Kablo kanalları gizli bir şekilde götürülüyor ve direkt olarak ekipmanlara bağlanıyor. Dolayısıyla ortada öyle bir kablo kalabalığı vesaire söz konusu olmuyor. Dolayısıyla bu tarz kasalarda RGB aydınlatmalı ekipmanlar kullanmak gerçekten göze hoş gelen bir görüntü ortaya koyuyor. Bugün inceleyeceğimiz XPG Spectrix D50 RAM'lerde de aynı bu şekilde bir RGB aydınlatmaya yer verilmiş arkadaşlar. Hemen belirtelim. Bu RAM'ler dual kit olarak satılıyor. Yani bir kutu aldığınızda içerisinden 2 adet RAM çıkıyor arkadaşlar. Yani 2x8 GB'lık RAM çıkıyor ki burada da toplamda 16 GB'lık bir RAM satın almış oluyorsunuz. Bunun şöyle bir avantajı var. Bu dual kit RAM'ler özellikle AMD işlemcilerde performansı önemli oranda arttırıyor arkadaşlar. Yani eğer bir AMD işlemcili bilgisayarınız varsa dual kit olarak satın alan bir RAM'i aldığınızda işlemci performansınız önemli oranda artmış oluyor. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra RAM'imizin tasarımına geçelim. Malum son dönemde oyun tarafında da RAM'lerin üstlendiği görevler bir hayli arttı. Bu yüzden RAM'lerde de soğutma tarafına ayrı bir önem verilmeye başladı. Eskiden biliyorsunuz sadece RAM soğutu baskı devre plaketinden ibaretti. Plaketi direkt olarak ne yapıyorduk? Anakartımıza takıyorduk. Fakat artık gördüğünüz üzere elimdeki RAM'de de net bir şekilde görüldüğü üzere RAM'in üzerinde geniş bir soğutma plakası bulunuyor arkadaşlar. XPG ne yapmış? Bu soğutma plakasının üzerine bir de RGB aydınlatma yerleştirmiş ki bu RGB aydınlatma gerçekten göze çok hoş görünüyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Bu RGB aydınlatmanın önemli bir özelliği var. Onu da sizlere yeri gelmişken belirtmek istiyorum. Bu RAM'i anakartınıza taktığınız zaman arkadaşlar MSI, Gigabyte, Asus gibi, ASRock gibi markaların özelleştirme arayüzleriyle RAM'in RGB aydınlatmasını değiştirebiliyorsunuz. Yani atıyorum şöyle bir sistem kurdunuz. MSI'ın bir sistemi var. İşte MSI'ın anakartını taktınız, MSI'ın ekran kartını taktınız. Onun haricinde MSI'ın klavyesini vesaire kullanıyorsunuz. Bir de bu RAM'i taktınız. Orada arayüze bir özelleştirme yaptığınız zaman RAM de arkadaşlar MSI'ın diğer ürünlerine ayak uyduruyor ve onlarla benzer ışıklandırma oyunları yapıyor. Bu gerçekten çok önemli bir özellik. Çünkü piyasada pek çok RGB RAM var ama onları taktığınız zaman kafasına göre yanıp sönüyor. Dolayısıyla bir tümleşik bir senaryo olmuyor RGB tarafında. Ama burada XPG ne yapmış? Kendi arayüzü haricinde bir de demiş ki ben farklı arayüzleri de destekleyeyim. O arayüzlerle de benim RGB aydınlatmam kontrol edilebilsin. Bu da gerçekten önemli bir özellik ki her RAM'de karşımıza çıkmayan bir özellik. Bunu da sizlere yeri gelmişken belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar gelelim RAM'imizin frekansına. Bu RAM arkadaşlar 3200 MHz'lik bir frekans desteği sunuyor sizlere. Bu frekans desteği şu açıdan önemli. Örneğin onboard bir ekran kartı kullanıyorsanız. Gerçi ben bu RAM'leri alıp da hani böyle ekran kartı olmayan bir bilgisayarda kullanılacağını çok fazla zannetmiyorum ama diyelim ki öyle bir şey yaptınız. Yani bilgisayarınızda tümleşik bir ekran kartı var. Bu RAM'ler bilgisayarın tümleşik yani dahili ekran kartını besliyor arkadaşlar. Bu RAM'leri kullandığınız zaman bilgisayarınızdaki dahili ekran kartının performansı da önemli bir oranda artmış oluyor. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bu söylediğim dahili ekran kartı için geçerli. Yani harici ekran kartında bir performans vesaire söz konusu değil. Ama dahili bir ekran kartı kullanıyorsanız bu RAM'leri taktığınızda ekran kartınızın performansı artıyor.
Şimdi gelelim en çok sorulan sorulardan birine. Bu RAM'i benim anakartım destekler mi? Bunu anlamanın çok basit bir yolu var arkadaşlar. Bu RAM DDR4 bir RAM. Eğer anakartınız DDR4 RAM yapısına uyumluysa pekala bu RAM'i de destekleyecektir. Bunu öğrenmek için de dilerseniz BIOS arayüzünden öğrenebilirsiniz. Dilerseniz de kasanızı açın. Zaten orada DDR3, DDR4 diye yazar arkadaşlar. Dolayısıyla ekran kartınızın DDR4 RAM'leri destekleyip desteklemediğini de rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bir başka diğer soru ise bazı RAM'lerde çeşitli anakart ayrımı yapıldığına dair söylentiler var. İşte bunu genel olarak hani RAM'in anakart seçmesi olarak tanımlıyorlar. Fakat ben bu RAM'i birkaç farklı anakarta taktım. Hiçbirinde herhangi bir sorun çıkmadı. Asus anakarta taktım, MSI anakarta taktım. Onun haricinde bir tane Unnamed bir anakart vardı. Biraz böyle markası falan olmayan anakartlar vardır ya piyasada. Onlardan birine taktım. Onda da sorunsuz bir şekilde çalıştı. Dolayısıyla bu RAM'de herhangi bir anakart sıkıntısı olmadığını belirtmek isterim sizlere. Yani öyle RAM'in anakartı seçme durumu en azından XPG'nin bu RAM'inde yok diyebiliriz. Son olarak değinmek istediğim konu ise arkadaşlar bu frekans olayı. Biliyorsunuz her anakartın desteklediği bir frekans aralığı var. Dolayısıyla burada bu RAM'in örneğin 3200 MHz'lik bir frekans var. Eğer anakartınızın frekans aralığı bu değerden daha düşükse bu RAM'i taktığınızda alacağınız maksimum frekans değeri de anakartınızın desteklediği kadar oluyor. Bir de şu nokta var. Bazı anakartlar yüksek frekansları destekliyor. Fakat bu ayar BIOS üzerinde kapalı oluyor. BIOS'a girip yüksek frekanslı destekleme ayarını açtığınızda 3200 MHz'lik bir RAM'i yine 3200 MHz olarak kullanmaya devam edebiliyorsunuz. O yüzden BIOS ayarlarına girip RAM'in megahertz değerlerini yani frekans değerlerini yükseltmenizi tavsiye ederiz. Önümüzdeki günlerde farklı donanım incelemeleriyle tekrardan karşınızda olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Eğer bu RAM hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlere aşağıdan soru olarak yöneltebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde farklı videolarda tekrardan beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın.